1949 Kasım'ında Amerika'da Princeton Üniversitesi'nde öğrenimini sürdüren Münir Ülgür'le yüzyılın büyük dahisi fizik bilgini Einstein arasında üniversite koridorlarında tesadüf ama oldukça manidar bir sohbet geçer. Ülgür'ün Türk olduğunu öğrenen Albert Einstein atayı kastederek "Biliyor musun?" der. "Dünyanın en büyük liderine sahipsiniz." Ülgür, dahinin bu sözlerinden gurur duyar. Sohbetin sonunda ise Einstein şok sayılacak bir durumu daha hatırlatır. Atatürk 1930'larda Türkiye'deki üniversitelerde ders vermem için davet etmişti ama olmadı. Ülgür bu kez çok şaşırır, hayret eder. Bir fırsatın kaçırılmış olmasından dolayı da buruklaşır. Ve gerçek aslında öykü içinde, öykü yıllar sonra Başbakanlık arşivlerinde tesadüfen ortaya çıkan bir belgeyle aydınlanır. Evet, 1930'larda Yahudi Nüfusu Koruma Birliği Şeref Başkanı sıfatıyla Albert Einstein, ekselansları hitabıyla ataya bir mektup yazmış ve bu mektupta Almanya'da Nazi çizmesi altında tedirgin olan, kapana kısılan 40 kadar bilim adamının hiçbir ücret talep etmeksizin Türkiye'de ders verebileceğini yazmıştır. Ve hayrettir ki, yüzyılın başından beri dünyanın kafasını teorileriyle karıştıran, kimilerinin dahi, kimilerinin şeytan diye tanımladığı, fotoğrafları insanda gülme isteği uyandıran Albert Einstein'ın bu mektubu, dönemin başbakanı İsmet İnönü'nün önüne gelmiş, ailece bilime, fiziğe, kimyaya merakı bilinen İsmet Paşa, mektubu Eğitim Bakanı'na havale etmiş, ardından mektubun üzerine, "Teklif şartlara uygun değildir, kanunlarımız müsait değildir" notu düşürmüştür. Peki yüksek seviyede bir insani faaliyette bulunmuş olmakla kalmayacağı, bunun ülkemize de ayrıca kazanç getireceği ümidimi ifade etme cüretini buluyorum diye biten mektubun üzerine "uygun değildir" diye yazılmasına rağmen nasıl olur da aynı tarihlerde Yahudi bilim adamları Türkiye'ye gelir? Durum sonra anlaşılır. 1933'te üniversite reformu üzerinde çalışmalar yapan Gazi'nin devreye girmesiyle, yani mektuptan haberdar olmasıyla söz konusu bilim adamları Ankara ve İstanbul üniversitelerine akın akın gelmeye başlar. İşte Einstein'a davet de tam bu dönemde yapılır. Evet, davete kendisi katılmasa da meslektaşlarını gönderen Einstein, böylece sadece 40 Alman bilim adamının değil, Türkiye'nin de kaderini bir mektupla değiştirmiş oluyordu. Bu dahilerin dahisi, Türkiye'ye şöyle bir dokunmuş, çehresini değiştirmişti. Ya gelseydi, kalsaydı...